Teknokent'i göreve geldiğimizden beri son derece önemsiyoruz, değer veriyoruz. Bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Mühendislik Fakültesi'nin, Teknoloji Fakültesi'nin, Teknokent'in, Demir Çelik Enstitümüzün, Teknoloji Transfer Ofisimizin işbirliği içerisinde üretim yapacağı, hayallerinizi hayata geçireceği bir yeni ekosistem oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bir ülkenin bağımsızlığı önce teknoloji sahasında ilerlemesi ve gelişmesiyle başlar. Belli bir coğrafi alanı yabancı işgalinden, saldırısından koruyamıyorsanız orada bir medeniyet kuramazsınız. Hiçbir şeyi geliştiremezsiniz. Önce teknoloji sahasında gelişmek zorundasınız ki bağımsızlığınızı sağlayabilesiniz ve sürdürebilesiniz. Bunu gerçekleştirmek öncelikli olarak son derece önemli. Sonra da bunu sürdürülebilir kılmak, düzenli olarak yeni gelişmeler, yeni buluşlarla çağın ötesinde diğer ülkelere karşı kendinizi koruyabileceğiniz bir teknolojiye sahip olmak son derece önemli. Bunu yaptıktan sonra artık bunun üzerine medeniyetimizi inşa edebiliriz. Bu anlamda bu son derece önemli bir zorunluluk bizim için. Peki teknoloji sahasındaki gelişmeyi acaba nasıl sağlayabiliriz? Ne yapmalıyız da bunu gerçekleştirebiliriz diye sorduğumuzda öncelikli olarak hayal gücümüzü harekete geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Önce belli bir alanda, belli bir sahada, herhangi bir konuda hepimiz hayal gücümüzü harekete geçirerek yeni teknolojiler düşünebilir, kavramsal tasarımını yapabilir, uygulama sahasına geçirebiliriz. O halde bunu hepimiz yapabiliriz. Kalayın metal bir zemine kaplanması yöntemini bir lise öğrencisi buluyor. Alanımıza bakmadan, farklı sahalarda olup olmadığımıza bakmadan yeni bir buluş gerçekleştirebiliriz. Teknolojide yeni bir yaklaşım, kavramsal tasarım ortaya koyabiliriz. Lütfen bunu tek tek de olsa yapın. Bir araya geldiğinizde de bunları birbirinizle lütfen konuşun. Gerçekten de çok zor değil, imkansız değil. Yapılabilecek çok şey var. Henüz daha bulunmadık nice teknolojik imkanlar, fırsatlar var. Şu anki bazı sahalarda sahip olduğumuz imkanlar hiç olmasaydı, yeniden bir şey üretmek zorunda kalsaydık, nasıl üretebilirdik, ne üretebilirdik, ortaya ne koyabilirdik diye düşünmemiz gerekiyor. Veya bazı sahalarda diyelim ki başka ülkelerin bizden gelişmiş teknolojik sahada özellikleri var. Bunu tamamen ortadan kaldıracak, bu üstünlüğü yok edecek ne gibi bir şey tasarlayabiliriz? İşte nükleer silahımız yok, bazı ülkelerin nükleer silahları var. Diyelim ki bu nükleer silah havadan belli bir füzeyle atış yapılıyor, belli bir noktaya gönderiliyor. Bu füze kontrol edilebilir mi, geri çevrilebilir mi, yok edilebilir mi veya ortadan patlaması engellenebilir mi diye pek çok şey düşünebiliriz, hayal edebiliriz. O halde mutlaka bu gibi şeyleri kendi üstünlüğümüzü sağlayacak şekilde ülkemizi önceleyerek hayal etmemiz, tasarlamamız ve hayata geçirmek için işbirliği yapmamız gerekiyor. Biz iki şeyi önemsiyoruz özellikle teknolojik sahada. Birincisi, birlikte çalışma kültürünü harekete geçirmemiz gerekiyor. Birlikte çalışma kültürü noktasında biraz eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Genelde tek çalışma ağırlıklı bir yapımız var. Bireysel çalışıyoruz genelde. Ama kişi tek çalıştığı zaman ilerlemesi sınırlı olur. Daha yavaş olur. Birlikte çalıştığı zaman ayrı bir boyuta geçersiniz. Kendiniz de yaptıklarınıza inanamazsınız. Bunları ben mi söyledim, bunları biz mi yaptık diyebilirsiniz. O yüzden en önemli güçlerimizden bir tanesi birlikte çalışma kültürünü harekete geçirmek. O yüzden biz diyoruz ki birbirimizle rekabet etmeyelim, birlikte rekabet edelim.
birbirimizle rekabet edersek hepimiz kaybederiz. Ama birlikte rekabet edersek hepimiz kazanırız. Türkiye'yi bir gemi gibi düşünelim. İşte diğer ülkelerin de gemileri var. Biz de Türkiye gemisi içerisinde yolculuk yapıyoruz. Bizim gemimiz nasıl daha hızlı gider, nasıl en öne çıkar, nasıl bilimde birinci sıraya yükselir, bunu düşünmemiz, bunu hayal etmemiz, bunu tasarlamamız gerekiyor. Eğer hayal etmiyorsak hiçbir şey gerçekleşmez arkadaşlar. Her şey önce hayal etmekle başlar. Sonra bunu hayata geçirmek için gayret etmemiz gerekir. Lütfen hayallerimize 21. yüzyıl gençliği olarak sınır koymayalım. Pek çok yapılacak yenilik var, buluş var. Aslında birlikte çalışsak çok kolay ulaşabileceğimiz şeyleri biraz geriden takip ediyoruz. Özgüven noktasında lütfen kendinize güvenin. Lütfen yeteneklerinize, aldığınız eğitimlere lütfen güvenin. Siz dünyanın en iyi buluşlarını, en iyi teknolojik gelişmelerini yapabilecek kapasiteye ve eğitime sahipsiniz. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu yapabilmek için lütfen özgüveninize sınır koymayın. Özgüveninize sınır koyanları da dikkate almayın. Çünkü biliyoruz ki dünyada pek çok ülke, pek çok akademisyen Türkiye'de yapılan, bilhassa teknolojik sahada yapılan çalışmaları büyük bir titizlikle tek tek inceliyor. Ve bunları biz nasıl yapabiliriz diye uğraşıyor. O halde biz bunları kendimiz yapabiliriz, kendimiz gerçekleştirebiliriz. Düzce Üniversitesi rektörümüz burada. İşbirliği içerisinde bir program kapsamında birlikte çalışıyoruz. Teknokentlerimiz arasında işbirliği var. Biz istiyoruz ki bu işbirliklerini ve birlikte çalışma kültürünü bütün üniversitelerimizle, bütün teknokentlerimizle, bütün mühendislik fakültelerimizle güçlerimizi birleştirerek birlikte çalışma kültürünü zenginleştirelim. Sorunlarımız varsa sorunlarımızı geliştireceğimiz ortak yöntemlerle çözelim ve birlikte Türkiye'yi bilimde birinci sıraya getirmek için çalışalım, gayret edelim. Türkiye'nin bilimde birinci sıraya gelmesi bir hayal değil. İşte Çin üniversitelerini gözlemliyoruz. Geçmişte derece olarak, basamak olarak çok geride olan Çin üniversiteleri inovatif teknolojilerle birlikte son derece yüksek basamaklara doğru çıkmaya başladılar. Artık o eski hegemonya, Batı'nın teknoloji hegemonyası büyük ölçüde kırıldı. Yakın bir zamanda yeni büyük gelişmelere şahit olacağız. O yüzden birlikte çalışma kültürünü geliştirmeye lütfen dikkat edelim. İkincisi de büyük aşık Neşet Ertaş'ın dediği gibi aşk ile çalışan yorulmaz ifadesini kendimize rehber edinelim. Büyük bir aşk ve şevkle çalıştığımız zaman, birlikte üretmeye başladığımız zaman bizim bileğimizi hiç kimsenin bükebileceğine inanmıyorum. O halde Türkiye yüzyılı başlamıştır. Türkiye yüzyılında Türkiye dünyada birinci bilim gücü olmalıdır. Birinci sıraya gelmelidir bilimde. İnşallah bunu hep birlikte, birlikte çalışarak başaracağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah yeni başarılarda, yeni buluşlarda, yeni patentlerde, yeni markalarda bir araya gelmek ve başarıyı birlikte yaşamak dileğiyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Eğitimlerinizde başarılar diliyorum. Şimdi tabii gün itibariyle Türkiye'mizin ikinci yüzyılına giriyoruz. İlk yüzyılı çok güzel şeyleri tanımladık. Türkiye'miz kuruldu. Kur'anlara buradan rahmet diliyorum. Gazilere, şehitlerimize, ülkemizi kurtaran ve Kur'anlara. Tabii ikinci yüzyıl çok önemli. Ben burada bilim, teknoloji ve sanayiyi önemsiyorum. Yüksek teknoloji üretmemiz gerekiyor. Bunun için de ben bilim, teknoloji ve sanayi şöyle, şu ağaca, bir ağaca benzetiyorum. Ağaç şöyle ki bir ağaç. Ağacın toprağı bilim. Bu bilim dediğimiz şey toprak. Yani üniversiteler bilim yapıyor.
Dolayısıyla burada temel bilimler var. Burada bilim üretiliyor. Bu bilim toprak, ağaç, teknoloji, meyveleri de sanayi. Mesela elma ürettik. Elma 10 ton veren ağaç da var. 10 kilo da veren var. Yani 10 kilo veren var, 50 kilo veren var, 200 kilo veren de var. Bu teknolojiye bağlı. Ağaç ne kadar kaliteli veya teknolojik olursa benzetmem bu şekilde daha kaliteli, daha fazla sayıda, daha iyi elma veya sanayi üretiyoruz. Türkiye'nin 2. yüzyıldaki hedefi yüksek teknoloji sahip, sözü dinlenen, gücü hissedilen ve gücünü herkesin anladığı bir ülke olmasını temenni ediyorum. Öyle olacağına inanıyorum. Burada bilimde bizim görevimiz, bilim ve teknolojide bizim görevimiz bunları bu seviyeye, yani Türkiye'yi muhasar medeniyeti de üzerine geçip teknoloji, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olmasını diliyorum. İnşallah öyle olacak. Bu temenniler hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teknokent olarak yapmaya çalıştığımız çalışmalardan en önemlisi şüphesiz girişimleri cesaretlendirmek. Bu konuyla ilgili sunacağımız imkanların, fırsatları sonuna kadar hem öğrencilerimize hem akademisyenlerimize aktarabilmek. Bu konuyla ilgili de Düzce Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile beraber yapmış olduğumuz bu çalışmada umarım bizim içimizden çıkacak girişimcilere yeni fırsatlar, yeni imkanlar açabiliriz. Bununla ilgili olarak bu bilgilendirme toplantısını çok önemsiyoruz. Ve bundan sonra da buna benzer çalışmaları bilgilendirme olarak ve ardından danışmanlık olarak ve sizlerin faydalanacağı hizmetleri, imkanları, teknik altyapıyı sunmak üzere gayretlerimizi, çalışmalarımızı artıracağız.